Mağdur olan biziz ama mağduriyetimiz şu anda daha halen devam ediyor. Kantine gidip yemek almıştım. Saat tam 9.30'da tören başlayacaktı. Yani gazilerin toplantısı başlayacaktı. Ben oraya gittim. Yemeğim o anda bitti zaten. Yani ben içeri gidip sınıfı düzenleyecektim. Sınıfı yerlerini yerleştirecektim. Herkesi toparlıyordum. Kantine tekrar gitmem gerekti çünkü susadım. Su alacağım. Kantin çok uzakta olduğu için hemen kapının önünde büfede almak istedim. Büfe daha yakın olduğu için. Ben de gittim. Kapı bekçisi dışarıya salmadı. Demirlerden paranı uzat al dedi bana. Ben de Demirlerden paramı uzattım. Abi dedim bir tane su verir misin? O anda arkamdan öğretmen geldi. Elinde bir tane ağaç dalı şeklinde sopa. Bana in oradan yaşa o şekli dedi. Ben dedim hocam dedim ne diyorsunuz? Hani niye o şekli hitap ediyorsunuz dedim. Ondan sonra gelip bacağıma vurdu. Ben sana in dedim oradan. Sen kime karşılık veriyorsun dedi. Ondan sonra hocam ne sopayla vuruyorsunuz deyip yani geri çekildim de gene sopayla vurdu. Bu sefer sopayı tutmaya çalıştım. Sopayı kaçırıp kafama vurdu. Zaten kafamda parçalandı sopa. Daha sonra öğretmenimizin elinden tuttum. O anda bana bir tane kafa attı. Ben öğretmenimizden uzaklaştım. Uzaklaştığım zaman arkamdan tekmeyle yumruk atmaya başladı. Ondan sonra işte birkaç kere daha darp etti. Yani arkasından 2-3 tane daha yumruk attı. Arkadan ben öğretmenimizin iki elinden birden tuttum artık vurmasın diye. Arkadan Tolga öğretmen geldi. Tolga öğretmen gelip bir tekme attı. Ondan sonra bir tane yumruk attı. Ondan sonra Mustafa Üstün öğretmenimiz geldi. Ben seslendim Mustafa Üstün öğretmenimize. Beni tutup içeriye soktu. Okul binasına soktu. Okul binasına tam girdiğim saniye Tolga öğretmen anneme küfürde bulundu. O anda Mustafa öğretmenimiz beni sakinleştiremedi. Ben orada biraz sinirlendim. Yani ondan sonra öğretmenimiz Ünal işte okulda gazi toplantısı var şöyle böyle dedi bana. Ben sakin olmam lazım diye. Beni alıp yukarıya çıkardılar. Okul aile birliğinin odasına koydular. Yanıma bir tane arkadaşım verdiler. Öğretmenler geldi beni sakinleştirdiler. Hani o şekilde ben de orada ailemi aradım. Bu şekilde gerçekleşti. Hastaneye götürdüğümüzde çenesinde çatlama bulunduğunu bize raporla tespit ettiler. Biz de bunları çocuk şubeye teslim ettik. Okul yönetimi ve disiplin kurulu oğluma 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Ve bu öğrencinin şu anda psikolojisinin nasıl olmasını bekliyorsunuz ya da bu okula karşı nasıl bir sempati duymasını bekliyorsunuz bilmiyorum. Biz adalete sığınıyoruz aile olarak. Yani yetkili mercihler lütfen çok rica ediyoruz ki oğlumuzun hakkını biz aradığımız kadar yetkili mercihlerin de bize destek ve yardımcı olmasını istiyoruz.